CSS ve HTML'de kısa açıklamalar bırakmayı göstereceğim size. CSS'de işte yazdığınız her şeyi otomatik olarak okur, yani yazdırmaz bunu. Görmezseniz işte yazdığınızda da bazı hatalarla karşılaşabiliyorsunuz. İşte bir sonraki işte sınıfı okumayabiliyor. HTML'de ise herhangi yazdığınız bir açıklama, işte burada bilmem ne vesaire yazdığınızda bunu direkt text olarak atıyor. Yani HTML'de ve CSS'de işte yönünüzü bulmaya, kısa satır açıklamaları yapmayı öğreteceğim size. Şimdi şunu bir kaydedelim ve şuraya birkaç şey oluşturalım arkadaşlar. İşte div id diyelim. Başlık. İşte div id. Hemen hızlı hızlı birkaç şey yapacağım. Header diyelim. Span'la yapacağım. Class olsun, örnek olsun işte. Hazırlı bir şey. İşte egemen olsun. Ve bir de ne diyelim, table. Yani bunu daha sonra oluşturalım diyelim. Divler ile gidelim daha doğrusu. Div id ne olsun? Resim olsun. Resimler vesaire. Bu da örnek olsun. Gördüğünüz üzere basit birkaç şey oluşturdum işte. Burada kodlarla karıştırabilirsiniz. Aslında şunu aşağı alalım. Div başlık burada başlıyor, burada bitiyor. Div header burada bitiyor, burada başlıyor. İşte div class kendi içinde. Hatta şunu şöyle alalım. Şimdi burada kısa açıklamalar yapacaksınız. Yani kısa bir cümle gireceksiniz. İşte diyeceksiniz ki başlık burada başladı. Başlık burada bitti diyelim. Yani size yardımcı olacak işte kısa açıklamalar girdiniz. Bunları tabi renklendiriyor normalde. Ve bunu yaptığımda başlık burada başladı, başlık burada bitti diyor. Pardon arkadaşlar. Başlık burada başladı, başlık burada, altta da bitti diyor. Tabi şu an altta hiç şey olmadığı için inemiyoruz. Ve bunları kısa açıklamalar, yani ufak birkaç karakter içinde bunu ben HTML'e okutturmayacağım. Nasıl okutturmayacağım? Hemen şunu silelim. Açacağım işte küçük bir işaretini ve bir tane ünlem koyacağım. İki tane tire atacağım. Ve buraya yazacağım başlık. Burada başladı. Ve tiremi koyacağım, bir daha tiremi koyacağım ve kapatacağım. Gördüğünüz üzere bunu okumadı. Yani açık bir gri yaptı. Ve burada da tabii ki gitti. Başlık burada başladı diye. Aynı şey hemen buraya bir şey uygulayacağım. Başlık burada bitti olsun. Gördüğünüz üzere bunları okumadı. Yani şu kodu okumadı, daha doğrusu şu kodu demeyeyim, şu teksti okumadı. Şu kodlar arasında yazdığınız herhangi bir şeyi okumaz. İşte bunları daha belirli olsun diye şöyle şeyler oluşturabilirsiniz. Yani daha da göze çarpması için işte birkaç şey oluşturabiliyorsunuz. Yani buradaki şey kodlar ile çalıştığınızda, yani kodlar artınca size yardımcı olacak kısa açıklamalar girmek. İşte gördüğünüz üzere başlık burada başladı, başlık burada bitti diye şeyler oluşturdum. İşte şuraya da diyelim burada resim var diyelim. Yani iki tırnak ve kapattım. Gördüğünüz gibi burada resim var dedim. Yani kodlar üzerinde gideceğinize kendinize kısa açıklamalar belirterek, ya ben genelde böyle yaparım web tasarımda, işte burada resim var demem, başlık başladı başlık bitti, işte reklamaları başladı bitti vesaire şeyler yaparım. Kodlar ile çalıştığınızda birbirine girecektir div ile mantıklarda ve kendinize şöyle kısa açıklamalar daima bırakın. İşte header diye veya header deyin, işte header başladı, header bitti vesaire.
Yani o açıklamayı gördüğünüzde ondan sonraki nesnenin header olduğunu bilin. Yani başlık burada başladı dediğinde başlığın başlangıç kodunun bundan sonra geldiğini bilin. Yani başlık gördüğünüz gibi divide başladı ve burada da başlık burada bitti dedik. Yani başlık bundan önce bittiğini bilin. İşte div demek ki bu div kapanmış. Başlığın divi. Yani başlık diye açtım divin sonlandırılmış kodu. Yani kısa açıklamalarıyla kendinize daha verimli çalışma ortamı yaratabilirsiniz. Ve bunu aynı uygulamayı CSS'de de yapabiliyoruz. Örneğin birkaç tane şey oluşturalım. Birbirinden farklı olsun diye. Şimdi diyelim ki buraya kadar yaptığım sınıflar header yani sayfa başlığı diyelim daha doğrusu sayfa üstündeki resim header'ın klasları yani sınıfları özellikleri olduğunu bilmem için işte bunun başına gene aynı şeyde şöyle koyalım. Header yazalım. Ve header bitti diyelim. Burası da main page'in olsun. Main page. İşte şuraya kadar. Main page bitti. Şurası da resimler olsun. Ya yani galeri olsun. Galerinin özellikleri. Yani galeri sekmesinin özellikleri veya sidebar olsun. Yani sağ taraftaki öğelerin bir sürü özelliği olabiliyor. İşte sidebar olsun. Bu sona kadar gitsin. Gördüğünüz üzere daha da basitleşti. Yani bunlara ana şeylerine bir şey yapmak yerine buradan aramak yerine kısa açıklamalarıyla işte header demek ki şu alan benim header'ımın özellikleri yani bu header başlığı işte blok adı olsun veya işte site adı olsun bu da header'ın divi olsun onun özelliği yani bunlara bakarak header'ın şeyi arayabiliyorsunuz işte düşünün 2000 satır kodda sınıf isimlerine bakarak mı bulmak daha kolaydır yoksa kısa açıklamalar ile yani bakarak anlayarak mı daha kolaydır? Yani main page benim şu main page'imin özelliğiymiş mesela. Sidebar işte sidebar kategoriler, sidebar galeri, işte sidebar'daki arkadaş linkler bunların özellikleri. Yani kısa açıklamalar ile bırakarak kendinize daha verimli çalışma ortamı yaratabilirsiniz arkadaşlar ve sizin için gerçekten de büyük bir avantaj sağlayacaktır. Ve kısa açıklamalar bırakarak çalışmaya işte çalışın daha doğrusu çünkü bundan veya bir web sitesine yaptığınızda işi teslim ettiğinizde karşıdaki müşteri web sitesini başka bir grafikere gösterdiğinde hem o grafiker yani zorlanmayacaktır veya siz web sitesini yaptınız işte 2 yıl önce size geliyor web sitesi tekrar işte bunu düzenle azıcık diyorlar veya düzenle bunu diyorlar. Hemen bakıyorsunuz işte unuttuğunuz yani sınıflardan ben bunu nasıl yaptıydım diye düşünmek yerine hemen kısa açıklamalarla 2 yıl önce bıraktığınız kısa açıklamalarıyla bunları çok kolay bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Kısa açıklamalar hakkında anlatmak istediğim bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi kodu açıyorsunuz yani her şeyde bulunan küçüktür işaretini açıyorsunuz. Birbirine bakan işaretler diyelim daha doğrusu bunlara küçüktür diyorsunuz ve ünlem tire daha doğrusu çizgi ve araya yazıyorsunuz. Ben şöyle yaptım işte böyle böyle yaptım daha doğrusu daha da dikkat çeksin diye ve daha sonra çizgi çizgi deyip ve kapatıyorsunuz. Yani şu aradaki kod okuyor ve bunlar başlangıç kapatma kodları. Anlatmak istedim bu kadar dedim. Bir dahaki ders birkaç özellikte anlatmak istiyorum. Özellik yerine daha çok CSS ile çalışırken dikkat etmeniz şeyleri anlatmak istiyorum size. Bu derslik bu kadar arkadaşlar. Yavaş yavaş CSS'nin sonuna geldik. Web tasarım dersine geçeceğiz daha doğrusu. Web tasarım bölümüne geçeceğiz.
Umarım belirttiğim gibi kısa açıklamalar bırakmaya özen gösterirsiniz.